Hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni almış olduğum kart Palit'in RTX 3060 12 GB'lık kartını aldım arkadaşlar. Sesim bir tık bozuk, kusura bakmayın. Arkadaşlar bu kart AMD cephesinde RX 6600 ekran kartına denk. Şimdi ve 12 GB olmasında şöyle bir artısı var. Aslında 1080 pikselde çok amşan bir artısı olacağını zannetmiyorum ama hem render performans olarak hem İşte ne bileyim 2K ve 4K'da VRAM'in fazla olması her zaman çok büyük bir artı arkadaşlar. 12 GB VRAM'in sahip olması da gerçekten iyi arkadaşlar. Şimdi Palit modeline gelecek olursak burada 2 tane fanı var, çift fanı. Burada 8 pin işlemci güç beslemesi var. Benim size önerim arkadaşlar, eğer bence, bu benim kendi düşüncem, Cooler Master Corsair FSP gibi bir power supply'ınız varsa 450 watt 80 plus bir sertifikalı bence yeter, ama asıl olması gereken arkadaşlar 550 watt veya 600 watt bir power supply ihtiyacınız var. Benim Thermaltake'in sistemi zaten göstereyim, 600 watt bir power supply var. Şimdi kartı ben açmayacağım garanti kapsamında çıkmasın diye, ama bunun bildiğim kadarıyla içinde şöyle bir bakır var. Komple temeline. Ve şuradan da nikel kaplı 3 bakır ısı borusu var arkadaşlar. Ve sesten dolayı tekrar kusura bakmayın. Şöyle söyleyeyim. Bloğu ne kalın ne ince. Öyle bir blok. Şöyle hani parmağımla göstereyim. Aynen şöyle bir 5 litrelik kapakla göstereyim. Öyle anlayın. Kalınlığını, bloğun. Bence yeterli. Burada bir, bu sanırım plastik arkadaşlar. Arkada bir backplate diyorlar herhalde. Metal de olabilir. Tam çözemedim. Sanırım plastik. Burada Nvidia'nın yapmış olduğu bir şey var. Burada ısıyı buradan atabilmesi için bir menfezi var. Bu güzel bir şey ama mesela kule tipi soğutucusu varsa az birazdan da gösteririm. Hava buradan yukarı çıktığı zaman kule tipi soğutucu sıcak havayı vuruyor. Ben bu kartta sorun olacağını zannetmiyorum. Niye? Zaten kart çok ısınan bir kart değil arkadaşlar. Ben bu kartı Afterburner'la ve bu arada bildiğim kadarıyla şu ışıklı arkadaşlar, şu GeForce RTX yazısı, bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi şunu da bir açacak yerini bulabilirsem inşallah. Şimdi sıfır kart sesi. Şimdi herkesin ilk soracağı şey, abi ben bu sistemde hangi işlemciyi tercih etmeliyim? Birincisi, eğer 1080 piksel kullanıyorsan 2K çözünürlüğünde biraz daha düşük işlemciler tercih edebilirsin. Benim minimum tercihim, minimum 11. nesil i5 11400F ya da Ryzen 5 5500. Benim de 5500 kullanıyorum. Ama gerçekten param vardır. Hakkını, yani darboğaz noktasında 5500 ve 11. nesil i5 bu kartı hakkıyla besler. Onda sıkıntı yok. Ama tam performans, yani nasıl, çok daha iyi bir performans almak istiyorsan ön belleğinden dolayı Ryzen 5 5600 işlemcisini tercih etmeni öneririm. Fiyat performans. Ya da 12. nesil i5, ama 12. nesil i5'ler biraz pahalı. 16 GB RAM 3200 MHz hızında yeterli olacaktır. 3000 MHz'ı da yeterli aslında. İkizem pile zaten çoğunu arttırabilirsiniz. Şimdi kartımız bu şekilde arkadaşlar. Başka söylenecek neyi var? Arkasında 3 tane display port çıkışı var. Ve 1 tane de HDMI portu var. Onun dışında söylenecek bir şey yok. Önemli olan verdiği performans arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bakın şurada. Sanırım bloğu da gözüküyor. Gözüküyor. Hayırlısıyla arkadaşlar, bu kartı epey bir süre nasip olursa kullanmak istiyorum. Güzel bir kart olduğunu düşünüyorum. Palit markası da gerçekten iyi bir marka. Aklımda yalan yok Gigabyte Eagle serisi veya MSI Armor veya Asus Dual vardı ama nasip buymuş diyelim. Bakalım içinde nasıl gözükecek. Evet arkadaşlar, bir
Oyun testi yapmadan önce bir stres testi yapayım dedim. Ve ortalama bu 5-10 dakikadır da stres testi yapıyor. Şu an maksimumda arkadaşlar otomatik fan hızlarında altını çiziyorum. Bu fan hızlarının devrini biraz arttırırsanız arkadaşlar sıcaklık belki bir tık da artabilir. Ama şu an kart stres testinde 71 dereceye sabitlendi. Şimdi arkadaşlar oyun testine geçelim. Ama arkadaşlar ben bu kartı kullandım ve şöyle bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar benim kasam, bu arada fan testlerini falan da yaptım. Rampage Rampart modeli. Önüm 5, önde 3 fanlı olan bir modeli. Ben bir de bunları fanları kapatıp denedim. Kesinlikle arkadaşlar kasanın önünde en aşağı 3 tane fan olacak. Eğer 3060'lı bir bilgisayar toplamak istiyorsanız şu aklınızda bulunsun. Kart ısınmıyor. Nasıl anlatayım? Şöyle bir ısınıyor, kronik bozonu var. Kesinlikle demiyorum. Ama hava alması gerekiyor arkadaşlar. Böyle küçük kartlarla, TDP değeri küçük olan kartlarla bunu karıştırmayın. Yani biraz aslan besleyen yemini verecek gibi bir tabir var. Ve bence de arkadaşlar en aşağı bir 80 plus sertifikalı bir power supply kullanın. Kaliteli bir marka olsun bence. Benimki açıkçası 80 plus değil ama Thermaltake'in çok kaliteli bir power supply olduğu için ona gerek duymadım. Şimdi arkadaşlar testlerimize ölüm maçıyla başlayacağız. Valorant testindeyiz. Aşağı yukarı işte diğer rekabetçi öyle Spike hücumda falan biraz değişebilir orada ekstra görseller falan girdiği için ama ben bir aşağı yukarı bir test yapacağız. Yukarıdaki GPU arkadaşlar var da şunu ayarlayayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim ben size. Şunu yap, büyük yapabilmemiz büyük yapalım. Oldu mu? Netliğimizi alalım. Heh. Arkadaşlar FPS'imiz burada. Ryzen 5 5500 işlemci bu. 16 GB RAM kit var. 3200 MHz 8.8. Yani gerçekten hakkını veren bir bilgisayar. Ekran kartı FitzExpert 4.0 destekliyor. Sadece ben 3.0 kullanıyorum. Ekran kartının sıcaklıkları burada. Şu an otomatik fan hızlarında. Ama benim size önerim, kendi fan hızlarında çok ağır oyunlarda, Witcher veya da ağır oyunlarında, eğer istiyorsanız arkadaşlar fan hızlarını %50 %60'a kadar çıkartabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Eğer bu ekran kartını tercih etmek istiyorsanız da benim size önerim arkadaşlar en aşağı bence en aşağı 2K bir sistem topluyorsanız 3600 tercih edebilirsiniz. Yani beslemeyecek ama 2K'da olduğu için işlemci çok istemediği için rahatlıkla besleyebilir ama Full HD'de kesinlikle tercih etmeyin. Eski nesil diye Ryzen 7 2700X diye bir işlemci de çok tercih etmenizi önermem. Benim önerim arkadaşlar eğer 1080 pikselde kullanacaksanız en aşağı 11. nesil i5 ya da Ryzen 5 5500 benim şu anki işlemcim gibi. Ama gerçekten derseniz ki arkadaşım benim bütçem var bu ekran kartında hangi işlemciyi kullanayım? Benim tercihim Ryzen 5 5600'den yana olurdu. Tercih etmişken de bir B550 çipset anakartla da PCIe 4.0 desteğini de açabilirsiniz. Yani anakart 4.0 desteklediği için, işlemci 4.0 desteklediği için daha iyi bir performans ve ileriye dönük olur arkadaşlar. Daha ileriye dönük diyelim. Onun dışında bu arada Valorant'taki grafik ayarlarını göstereyim. Her şey en yüksekte. FX AA'da 16X'te. Bize de bış atıyor. 1080 pikseldeyiz arkadaşlar. Çözünürlüğümüz. Bu arada ekran görüntüsü almıyorum arkadaşlar bilerek çünkü FPS'e etki ediyor. Bence çok güzel vurdu. Onu şöyle kamera açısını bir tık değiştirebiliriz. Yani şu an Valorant gibi basit bir oyunda arkadaşlar ekran kartı 47 dereceye kadar düştü. Ki daha komik bir şey söyleyeceğim size. Sesim bir tık kısık. Kusura bakmayın. Bakın. Şu an ekran kartı fan hızın sadece %30'unu kullanıyor. Bazen hiç kullanmıyor. Yani şu an 44 dereceye kadar düştü. Ben
Hani Palit'ten o anlamda gerçekten memnunum. Çok şöyle soğutucu bloğu çok kalın değil. Vay anasını şeklinde kalın değil ama ince de değil. Yani rahatlıkla yani şu an Valorant gibi bir oyundayız. 45 derecede, 44 derecede mükemmel bir değer bence. Yani bu en iyi değerlere şey diyorlar, 60-65 derece çok iyi bir değer diyorlar. Ben de şahsen o dereceleri. Ya şöyle söyleyeyim, benim Ryzen 5 5500 işlemcim var. Genelde insanlar Sogfan'da kullanıyor ve memnun. Ama benim kendi önerim arkadaşlar, 65W TDP bir işlemciniz de olsa 5500 gibi. Ama mesela ya 1200 AF gibi bir işlemci de açıkçası Sogfan tercih ederim ama bu işlemcide ben bir de 4.2 GHz'e kendim çıkardım, direkt turbocu GHz'i anakarttan yükselttim. Şu an 4.2'de, onun da biraz katkısı var. 4 bakır sıvorlu bir kule tipi soğutucu kullanıyorum arkadaşlar. Kulesi de bir tık geniş. Gayet memnunum. Hani ama şu an gerçekten ekran kartının derecesine. Böyle oyunda basit şimdi, ona da. Şu an fan hiç dönmüyor. Harika bir test oldu bakın. Şu an fan %0'da. Ekran kartı bu arada 1996 mı ne kullanıyor? Valorant gibi bir oyunda normal. Böyle bir sistem tercih edecekseniz 8 GB RAM yeterli değil gibi düşünmeyin arkadaşlar. Çift kanal olduğu için daha yüksek FPS veriyor. Ben D30'ları kullanıyorum. Genelde bu tür şeyleri söylüyorum ki yorumlarda sürekli soruyorsunuz. Almışken en aşağı 3000 MB RAM alın bence. Özellikle Ryzen'ı tercih edecekseniz. Intel'de de. Bu arada 12. nesil i3 de tercih edilebilir. Hatta 5500'de tek çekirdek performansından bir tık daha iyi. Ama şahsen ben arkadaşlar 5500 tercih ederdim. Çünkü bu 6 çekirdek 12 thread yapısında arkadaşlar. Render'da da gerçekten de 12.000 12. nesil i3'ü darma duman eder ve tek yani hemen hemen birbirine çok yakın işlemciler performansında, oyun performansında da. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, arka planda bir şey çalıştıracaksanız, yayın türü herhangi bir şey açacaksanız 5500 bence ileriye dönük anlamında da daha mantıklı bir seçenek olacaktır. 12. nesil i3'ün bir mantığı var arkadaşlar bir de. GDDR5 destekliyor ama çok da değmiyor bence GDDR5'e. Ufak ses gelebilir o kulaklıktan arkadaşlar. Çok da iyi bir oyuncu değilim. Geçelim diğer testimize. Arkadaşlar teste geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi şu an ekran kartı kendini 59-60 derece kadar çıkıyor. Bu arada ezan okunuyor Aziz Allah. Evet. Şunu demek istedim arkadaşlar. Orada yeni verteye geçtim. Ekran kartının sıcaklığı az önce çok düşüktü ya. Siz o düşük derecelerde tutabilirsiniz. Çünkü ekran kartı ısısın atıyorum 40 derece soğuk, çok soğuk görüyor mesela. Fanları kapatıyor. 60 dereceye kadar mesela çok ısındığını anlayınca da fanları tekrar açıyor. Siz buradan şu an fan %30'da çalışıyor mesela. Siz burada fanları kendini sabitleyin veya 50 derece fanları çalıştırıyor. Tam ona bakmadım ama isterseniz sabitleyebilirsiniz. Ama benim size önerim bir tık daha ağır oyunlarda. Hani Valorant gibi oyunlarda hiç dokunmanıza bile gerek yok. Ki diğer oyunlarda da aslında gel zaten ağır bir şekilde çalıştığı için fanlar sürekli yük altında çalışıyor. Fanlar sessiz mi diye soracak olursanız mükemmel, vay anasını çok sessiz diyemem. Ama sesli de değil, yani nasıl anlatayım, mükemmel olmasa da ideal bir fan sesi var arkadaşlar. Şu an fan sesi duyabilirsiniz ama o kasanın fanı da dahil arkadaşlar. Yani sadece ekran kartının fanı kesinlikle düşünmeyin. Diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Bu arada test ettiğim oyunların hepsi kendi SSD'sinde arkadaşlar, bilginize. Şimdi
Ayarlara girelim. Görüntü ayarlarında. Full HD çözünürlükteyiz ve oyunun bize sınmış oldu. Hemen hemen her şey sanırım en yüksek. Sadece bu 8x'te mi? Yani ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Öldüm. Şu an hem kayıt almak hem oyun oynamak bir tık zor. Önümdeki adamı vuramıyorum. Noob oldum. Şükür diyecek şimdi video izleyen insan. AFK. Arkadaşlar Afterburner programını burada çalıştıramadığımız için burada ilk bir göreceksiniz. Zaten aşağı yukarı Valorant'ta bence sıcaklıklar aynıdır. Ki şöyle bir sıcaklıklarda merak eden insana şu atıyorum arkada çalışıyor. Şu an 48 derecede %30 fan. Aşağı yukarı aynı. CSGO'yu da çok zorlayacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar. Güzel. AFK. De başka bir silahla oynayalım. Keleş ya. Ufak tefek desenlerim var arkadaşlar. CSGO'dan. Evet şimdi. Ortalamada da arkadaşlar CSGO'da değerlerimiz bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bence bu benim kendi tercihim. Benim monitörüm şu an 165 Hz. Esport oyunlar için 144 Hz, 165 Hz bir panel rahatlıkla alabilirsiniz. Yani gerçekten esport oyunlarında doyuruyor. O tam performansını CSGO ve Valorant da alabiliyor. Onun dışında zaten LoL gibi bir oyundan bahsetmiyorum bile. Ama eğer 240 Hz bir monitör düşünürseniz 3060 ile birlikte 5600 işlemciyi tercih edin arkadaşlar bence. 240 Hz e-spor oyunlarında yeteceğini düşünüyorum. Bütün e-spor oyunlarında bilmiyorum veya yeni CS2 geliyor mesela ondan da tam testlerini yapılmadı. Ama aşağı yukarı bence 240 Hz'de 3060 gibi bir ekran kartı yetecektir arkadaşlar. Şimdi diğer oyun testimize geçelim. Şimdi testlerimize gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kartımız biraz daha aslında 65 derecelerde. RAM'imiz de yani 10 GB'ları geçiyor arkadaşlar. Grafik ayarlarımıza gelelim. Burada bir sistem toplayacak arkadaşlara. Sakın çift kanal kullanın ama 4+4 kesinlikle tercih etmeyin. Hatta günümüzde artık 16 GB RAM bile yetersiz olmaya başladı. Bence arkadaşlar alabiliyorsanız ileriyi düşünmek için 4 RAM slotlu bir anakart alın. Ya da derseniz ki arkadaşım ben 4 slot anakart almak istemiyorum ama nasıl alayım? 2 RAM slot alın. Eğer gerçekten bütçen kötüyse başta tek slot 8, ileride de paranı birleştir 16 GB RAM'e çıkartırsın diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi grafik ayarlarımız arkadaşlar en yüksekte. Bu Witcher'ın en son çıkanında. Şimdi grafik ayarlarımızda ortalamada bu DLSS'i nasıl yönetiyordu? Dur. FSR'den DLSS'e geçtik. AMD ekran kartlarında sanırım o FSR. Ya da ne haltımsa. Şimdi bu low'da. Hayda bu ne ya? Bunu da hayda alalım. DLSS'de. He, bu da DLSS'in performansını. Biz ortaya alalım arkadaşlar. Witcher gibi optimizasyonu bu kadar kötü bir oyunda. Bu arada son sürüm olduğu halde bu kartı kullandığımız halde bile en yüksek grafik ayarlarındayız.
Yine 1080 pikselde ve oyunun bize sunmuş olduğu full'deyiz şu an. Yani şaka gibi ama 30 kare görebiliyoruz. 30 FPS, 40 FPS. Ağaç bir yerlerde gezmek, ormanlarda gezmek. Maalesef 30 karenin bile altına düştü. Amacımız kartı biraz zorlamak. Kartım şu an 68 derecelere kadar çıktı. Şimdi şöyle bir gerçeği söyleyeyim arkadaşlar. Genelde diğer oyunlarda kesinlikle iyi FPS veriyor ama Witcher'ın hem optimizasyon sorunu ve bu yeni çıkardığı, yani şu an hani normalde low, medium, high, ultra, RT ve biz ultra'nın ultrasında, FS, RT ultra'da gibi bir grafik ayarlarındayız ve sonuç böyle oldu. Acaba diyelim ki biz ultra performans DLSS'de ne olacak diye bir, gördüğünüz gibi az önce 30 karenin dahi altına düşerken şu an 35, 37, 38 karede bir tık daha iyi, bir tık daha iyi demeyeyim, hani gerçekten de iyi bir performans verdi. Bence görüntüde öyle de bir bozukluk olmadı. Ya şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Bu sorunu bence hemen yakın sorunla çözerler mi? Yakın zaman içerisinde. Bence hayır ama çözeceklerdir. FPS'ler normal bir hale gelecektir. Oyundum, bu oyunum orijinal. Diğer oyunlarında testini yapmak isterdim ama crackli oyunlarım olduğu için crackli oyunların testini yapmak istemiyorum. Çünkü belli olmuyor. Biz üstünde oyun orijinal mesela daha iyi FPS alabiliyor. Eski sürümü bende olduğu için yeni sürümlerinde daha iyi FPS alır illaki. Şu an biz de Witcher'da en ağır yerlerindeyiz. Şimdi diyelim ki ekran kartımız sıcaklıklar bu arada gene gayet iyi. Ama ekran kartımızın fan hızı kaçta mesela? 50'de. Biz otomatiğe çekelim Afterburner sayesinde. Diyelim ki fan hızımızı 60'a çıkartalım. Mesela örnek. Bir tık sesimiz arttı. Böyle gerçekten ekran kartımızı %100 yük altına soktu. Ve şu anda da bence 40 FPS civarlarında vermesi de gayet iyi. Böyle bir oyun için diye düşünüyorum. Dedim ya arkadaşlar, ortalama işlemci ve ekran kartının dereceleri 60-65 derece seyretmeleri her zaman gerçekten iyi bir sıcaklık değeridir. Hem ekran kartı, işlemci zaten iyi. Ekran kartı da işlemci hemen hemen aynı. Şu an ekran kartı sabitlendi arkadaşlar. Gerçekten oyunun optimizasyon sorunu çok iyi. Yani çok kötü, pardon, çok iyi dedim. Yani oyun şu an SSD'de olduğu halde bile, orijinal olduğu halde bile hala sıkıntılar var. Bazen bir drop gibi ya saçma bir sıkıntılar var arkadaşlar. Bu şöyle söyleyeyim, kesinlikle bilgisayarlık bir durum yok ama İnternette bunun videolarında baktım. Gerçekten de bunun sorunlarını çok yaşıyorlar. Bu Cyberpunk'ta da vardı. Bu şirket Cyberpunk oyununu da yaptı. Ekran kartımız şu an oyunda %100 yük altında. Bu arada bunu render'da da yapabilirsiniz. Kartı render'ı almak istiyorsanız render'da da giriş çaplı, orta çaplı işinizi görecektir diye düşünüyorum. 3060 bir ekran kartını kullanıyorsanız.
almak istiyorsanız diyeyim. Belki orta çapta değil ama rahatlıkla işinizi göreceğinizi düşünüyorum fiyatına göre. Şimdi son bir de GTA 5'e bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bir oyunumuza bakalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, GTA 5 testi aslında çok doğru değil çünkü kartın teknolojileri biraz daha yeni olduğu için oyun eski kalıyor arkadaşlar. GTA 6 geldiği zaman bu testi yapmak daha doğru olacak. Atıyorum DLSS gibi, ne bileyim DirectX 11 var mesela, bu da eski bir işte teknoloji. Ama gene de soran arkadaşlar olursa bir GTA 5 testi yapalım yani. FXAA. Bu ne lan? Açalım. Açamıyorum. Bu her neyse, açtım. FX ağımızı Full HD çözünürlükteyiz. Bütün grafik ayarları 8x aldım. Veri height, veri height, veri height, veri height, veri height. Siz derseniz 16x'e de alabilirsiniz. Öyle inanılmaz bir şey yok. Oyunu sıfırlamadı. Bu arada az önceki şeyde devam ettim arkadaşlar. %60 fan hızındayız. Bu arada Witcher'dan sonra GTA girince sıcaklıklarımız baya baya düştü. Ben açıkçası ben 6400 gibi bir kart kullanıyordum. Aşağı yukarı aynı FPS veriyor. Yani 3060 ondan ortalama 3 katı kadar güçlü olmasına rağmen çok da bir fark değil. Bu oyundan kaynaklı arkadaşlar ama gene de GTA 5'i 70 bütün grafik ayarları ultrada gayet iyi. Hatta ben öyle ayarlamışım da umarım oyunu sıfırlamaz. Diyelim ki bunları x16'ya çekeyim. Şart x16. Bu en fazla x8'miş. Bu oyunda mesela sıcaklıklarımız gayet iyi bence. Otomatik fan hızlarını alalım. Fan sesi de bir tık düştü. Hatta gayet bayağı düştü yani. Arabama geliver. Gerçi ben bu arabada değilim sanki. Adamdan çaldım. Şimdi bazı arkadaşlarımızın aklında 4050, 4060 gibi ekran kartları çıkacaktır. Ben maalesef Türkiye'nin ekonomisinden dolayı sürekli fiyatlar arttığından dolayı mesela ben kartı almıştım 7000 küsur 7100 lira civarında. Kartın bu palit versiyonu 8 milyara kadar dayandı. Başka versiyonunda 7,5 milyarı geçti. Yani belki düşecek, belki inecek, bunu bilmiyorum. Ama şahsen uzun ömürlü bir kart almak istiyorsanız bence. Bu arada 3050 fiyat performans anlamında gerçekten uygun alıyorsanız, arada 3060'da iyi bir fark varsa, yani değen bir fark varsa 3050 de alabilirsiniz. Sonuçta o da 8 GB GDDR6 belleği var. DDR5
DLSS ve RTX teknolojilerine sahip. Arkadaşlar yani DLSS ve RTX teknolojilerine sahip olması kartın ömrünü arttırıyor. Yani daha güncel kalıyor. Yeni oyunlara daha iyi bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Sadece şunu söyleyebilirdim arkadaşlar. Atıyorum bu kartın rakibine RX 6600. Bazı yönlerde tamam 3060'ın avantajları DLSS noktasında, RTX noktasında çok büyük avantajları var ama TDP noktasında 6600 130 watt TDP'de. Bu sanırım 175 falan arkadaşlar. Nvidia burada bir tık daha iyi olabilirdi ve zaten 6600'ün ki o onun da videosunu bir ara yayınlarız. Ben bir tane arkadaşımda var o kart arkadaşlar. Isınma olarak rahat, daha ferah, daha az güç çekiyor. O 130 yazıyor ama ortalama arkadaşlar 100 watt ekran kartı güç tüketiyor arkadaşlar. Arada sırada da geçiyordur. Yani o da gerçekten iyi bir kart fiyatına göre. O da 8 GB bellekle geliyor. Yani eğer düşünüyorsanız 6600'de, ama şunun altını çizeyim arkadaşlar. Render'ı düşünmüyorsanız, oyun düşünüyorsanız, bu benim kendi düşüncemle. Tam render de alabiliyor ama Nvidia kartları ben biraz da render için aldım. Sadece oyun düşünseydim arkadaşlar, ben de 6600 almayı düşünüyordum açıkçası. Ama sadece oyun düşünüyorsanız kesinlikle 6600'de aklınızda koyun. Yani 6600'de çok iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Safir modeli güzel, Safir Pulse'u, XFX güzel. Bizim elimizdeki XFX'ti. İşte iyi markalardan Asus'u, MSI, Gigabyte'ı, onlar da güzel markalar. Tabii ki arkadaşlar fark edeceğini zannetmiyorum. Onun dışında yeni bir oyun gelirse zaten kartın testini yaparım. Şu an elimdeki oyunlarda çok yeterli değil biliyorum ama inşallah nasip olur GTA 6 çıkar, onu da bir sağlam bir testini yaparız. Bu seferki videomuzdan da bu kadar olsun. Sıradaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Bye.